Büyük Bavul'a hoş geldiniz. Dizi ve film serisinin ikinci bölümünde büyük bir gurur ve keyifle Haluk Bilginer'in performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında uluslararası Emmy ödülünü kazandığı Şahsiyet dizisine yer verdik. Haluk Bilginer. Yayınlandığı dönemde çok kısa sürede tüm zamanların en iyi diziler listesinde 40. sırada yer bulmayı başaran dizinin prodüksiyon şirketi Ay Yapım olmakla birlikte dizinin yönetmenliğini oldukça başarılı işlere imza atan Onur Saylak üstlendi. Senaryosu Hakan Günday'a ait olan Şahsiyet'in kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyalı yer almakta. 12 bölüm olarak Puhu TV üzerinden seyirciyle buluşan dizi yaklaşık 15 milyon izleyiciye ulaştı. Gerilim ve suç türünün en iyi örneklerinden olmayı başaran dizide Haluk Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteri 60 yaşlarında sıradan bir hayat yaşayan emekli bir adliye memurudur. Ben galiba becereceğim bu işi. Oluyor vallahi. İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurt dışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agah, çevresindeki insanlar tarafından hem saygı görür hem sevilir. Ancak bu düzenli hayatını doktorundan duyacağı bir haberle tamamen değiştirecektir. Bu bir Alzheimer başlangıcı. Tabii ya. Ben her şeyi unutacağım. Kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olan Aga, hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği cinayet listesi için bir fırsat. Nasıl olsa işleyeceği suçları gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Hiçbir şey hatırlamayacağım ki. Yurt dışında yaşayan kızı ve torununun da yanına yerleşmesiyle hayatındaki eski sakinlik kaybolacaktır. Agah'ın hayatındaki bu değişiklik, cinayet büro amirliğinde çalışan Cansu Dere'nin canlandırdığı Nevra'nın hayatını da etkileyecektir. Agah ve Nevra bütün hayatları boyunca apayrı yollarda yürürken süreç halinde birbirlerine yaklaştıklarını bilmezler. Nevra, cinayet büro amirliğinde çalışan tek kadın polistir ve mesleğine tutkuyla bağlı olsa da üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Nevra, sen niye polis oldun? Söyleyeyim. Ancak Agah'ın aldığı cinayet kararı Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir. Kaderin önüne geçilmez. Abi ne kaderi? Çiçekçi adamı bombayla patlattılar abi. Nevra ve Agah hayatlarının dönüm noktalarında gerçek hikayeleri kesişince geçmişlerine dönmek ve hafızalarının derinlerine inmekten başka şansları kalmayacaktır. Peki Agah ve Nevra'nın bu kesişmesi sadece bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın küçük bir parçası mıdır? Bu sorunun cevabı büyük bir heyecanla dizinin son bölümünde bulacaksınız. İnanılmaz bir dizi olduğunu söyleyebilirim ki ayrıca Haluk Bilginer'in dizideki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında uluslararası Emmy ödülünü nasıl kazandığını haz alarak izleyeceksiniz. Bugüne kadar 20 ülkeye satışı gerçekleştirilen Şahsiyet, Türkiye için bir ilk gerçekleştirecek ve Meksika'da da uyarlanacak. Haluk Bilginer'in Şahsiyet hakkındaki yorumu ise şöyle. Şahsiyet, beni çok heyecanlandıran ve benzerleriyle karşılaşmadığımız bir senaryo. Bildiğimiz seri katil hikayesi değil, adam kahraman da değil, tipik psikopat da. Yok olması gereken insanların listesini yapmış, Alzheimer olunca nasıl olsa unutacağım diye başlıyor sırayla cinayetlere. Şahane bir kara komedi, gerilim dizisi diye ifade etmişti. Dizi oldukça başarılı ve benzersiz ancak bunun yanı sıra Haluk Bilginer'in göstermiş olduğu performans olmasaydı, yani dizide Haluk Bilginer olmasaydı dizi bu denli ses getirir miydi bilemiyoruz. En azından Büyük Bavul ekibi olarak yorumlayacak olursak kaliteli görüntüler ve senaryoyla oyuncu kadrosuyla elbette gündeme gelirdi ancak bu kadar kısa sürede ve ülkemize büyük bir ödül alarak gündeme gelir miydi pek sanmıyoruz. Son olarak diziye herhangi bir ücret ödemeden hatta üye dahi olmadan kullandığınız cihaza indireceğiniz Puhu TV uygulamasıyla ya da puhutv.com adresine girerek ücretsiz izleyebiliyor olmamız da oldukça güzel bir haber. Açıklamalar kısmına bırakacağım linkte diziye ulaşabilir. Ayrıca haftalık olarak paylaştığımız videolardan haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Evrendeki güzel şeylerin sizi bulması dileğiyle. Hoşça kalın ve lütfen evde kalın.